Peki, önemli bir soru. SQLite veri tabanına nasıl bağlanacağız? Bunu indirdik. Kullanacağımız Chinook veri tabanını anladık. Şu ana kadar inceledik. Onu bilgisayarımıza da indirdik. Çok basit, tamam. Peki bunu kullanılır hale getirip nasıl bağlanacağız? İlk bağlantıyı nasıl yapacağız? Şimdi buna bakalım. Bu işlem çok basit. Tabii basit ama diğer veri tabanı yönetim sistemlerine göre biraz farklı. O yüzden bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Bir kere öğrendikten sonra gerisi gayet kolay. Şimdi daha önceki bir videoda ben size SQLite'ı bilgisayarınıza indirirken indirdiğinizde C dizinin içerisinde bir klasör açmanız gerektiğinden bahsetmiştim. Şöyle, bakın C dizinin içinde SQLite adında bir klasör ve sizin dosyalarınızda, exe dosyalarınızda bunun içine atmanız gerektiğini söyledim. SQLite 3.exe. Burada en önemli exe dosyası buradaki SQLite.exe. Biz bunu çok sık kullanacağız. Bağlanmak için ve bütün işlemleri yapmak için temel anlamda bunu kullanacağız. Ve neyse, buraya kadar zaten bildiğimiz bir mesele. Bir de ayrıyeten bu klasör içerisinde şöyle bir klasörümüz daha var. SQLite içerisinde DB isimli bir klasör. Bu normalde yoktu tabii. Biz oluşturuyoruz. Böyle bir klasör oluşturun DB adında SQLite içerisinde ve bilgisayarınıza indirdiğiniz chinook.db dosyasını da veri tabanı dosyasını da bunun içerisine yapıştırın. Bu kadar. Ondan sonra şuraya kadar yaptıktan sonra tek yapacağımız şey bir komut satırı yani bir CLI ekranı açıp bu bildiğimiz standart Windows'un bize sağladığı bir komut satırı ekranı. Bunu açtım. Bakın işletim sistemi üzerinde, users üzerinde, kullanıcı adı üzerinde bekliyor. Şimdi buna nasıl bağlanacağım? Şimdi bağlanmak için temel yapıyı ben size detaylı bir şekilde anlatayım. Şurada bir yolumuz var. Bakın SQLite, C içerisinde SQLite ve DB vesaire. Şimdi öncelikle benim basit CMD komut satırı komutlarını kullanıp o alana erişmem gerekiyor. Alanımız ne? C dizinin içerisinde CD ile başlıyorum. C dizinin içerisinde SQLite. Buraya doğrudan erişim sağla diyorum ben. Oraya geç diyorum. Bakın users içindeki kullanıcı adından C içerisindeki SQLite'e geçtim. Tamam. Şimdi burada ben şuna komut göndereceğim. Şuradaki SQLite 3.exe'ye bir komut gönderip diyeceğim ki bakın SQLite 3 boşluk şurada db yazıyorum ters slash chinook nokta db. Neden db yazdım? Çünkü şurada bir db klasör oluşturdum. Onun içerisinden yol vereceğim. Aksi halde tabi buna gerek yok. Eğer chinook db şurada olsaydı buna gerek kalmazdı. Ama şu an için buna ihtiyacımız var ve db yazdık. Onun içerisinde chinook db çalıştırdım ve şu an şöyle çalıştırayım. Bakın SQLite version 3.28 ve bunun tarihini de veriyor bize. Şu tarihlerde vesaire işte. Ve diyor ki eğer bir yardım bilgisine ihtiyacın varsa nokta help yaz. SQLite'e eriştim, bakın şurada artık bu SQLite'in başında C dizini yazmıyor. SQLite var sadece. Yani ben artık SQLite'a bağlandım şu an. Connection işlemleri böyle yapılıyor SQLite'da bu arada. Sonra nokta help diyorum. Bakın bana birçok bilgi listeledi. Bunların istediğinize hangisi sizin işinize yararsa bunları okuyup inceleyebilirsiniz. Bizim şu an işimiz yok burada. Peki başka ne yapabiliriz? Bakın burada SQLite içerisinde tabloları listelemek için hangi tabloyu listeleyeceğiz? Neyin tablosunu? Ben şu an ChinookDB'ye bağlıyım. Şurada da gördüğünüz gibi bir veri tabanı içerisindeyim. Onun içerisindeki tabloları almak için nokta tables demem yeterli. Bakın şu an gerçekten ben bunu test etmiş oldum. Ben ChinookDB'ye bağlanmışım. Çünkü onun içerisinde hangi tablolar vardı? Bakın bunlar. Albums, artist, customers, employees, generous vesaire. Bunların hepsini isim olarak getirdi bana. Sonra
Şimdi select sorgusu çalıştıralım basit anlamda. Mesela herhangi bir tabloya bağlı olmadan 5 artı 4. Şöyle. Bunun sonucunu bize getirsin. 9. Select sorgumuz da çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Peki ben albümler içerisinde, albums tablosu içerisinde kaç tane albüm olduğunu sayayım. Nasıl sayarım? Count ile. Bu basit bir SQL sorgusu. Count from albums diyorum. Bakın 347 adet albüm varmış bu albümler içerisinde. Neyi sağlamış olduk? Biz şu ana kadar tamamen genel yapıyı kurduk, anlamaya çalıştık ve Chinook veri tabanını bizim sistemimize dahil ettikten sonra ilgili klasöre ona bağlandık komut satır üzerinden ve ona sorgu çalıştırdık. Birkaç tane sorgu gönderip test ettik. Şu ana kadar her şey hazır. Bir diğer faydalı konu ise buradan çıkış yapma meselesi. Buradan çıkış yapmak için 3 farklı yolumuz var. Nokta, quit ya da nokta, q, quit'in q'su ya da exit. Bunu yaptığınız zaman SQL, SQLite bağlantısından çıkmış olursunuz ve dikkat ederseniz ben şuradan çıktım, dizine geçtim artık. Şu an Windows dizinin içerisindeyim. Bunların üçünü de kullanabilirsiniz. Nokta quit, nokta q ya da nokta exit.